Lazzoni Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Ve bahanede bugün konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bülent Düz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün sizinle hem beyin cerrahisi hem omurilik hem de yaşlanmalarını konuşacağız. Beynimiz yaşlanıyor mu? Nasıl yaşlanıyor? Elbette her organımızın yaşlanması gibi beynimiz de bu yaşlılık sürecinden nasibini alıyor. Bu bizim için önemli olan aslında yaşlanmayı hepimiz göze almış olmamıza rağmen yaşlanırken karşılaştığımız sorunları göz ardı ediyoruz. Yani konu şu ki yaşlılığa her şeyi bağladığımız için, problemleri yaşlılığa bağladığımız için ama bu problem yaşlılıktan olur, bu şu problem yaşlılıktan olur diye göz ardı ediyoruz. Evet, aslında bunların önlenebilir olanlarını önleyebilmemiz lazım. Hı. Yaşlanırken ne kendimizi ne de yakınlarımızı göz ardı etmememiz lazım. Tabii ki yani yaşlanıyorum ben illa şuram şöyle olacak böyle olacak diye düşünmeyip aslında bunların önden önlemini almamız gerekiyor. Tabii. Değil mi? Siz ne öneriyorsunuz bir beyin ve sinir cerrahı olarak? Yaşlanırken neye dikkat etsin insanlar? Şimdi yaşlılığın esasen hani hangi yaşlarda başlayacağını öncelikle bir görmemiz lazım. Yani kaç yaşına kadar genciz? Kaç yaşından sonra yaşlıyoruz? Kaç yaşına kadar genciz hocam? Siz bir söyleyin ona göre. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 45 yaşına kadar genciz. Yapmayın. Aa. 45 yaşından sonra 60 yaşına kadar orta yaşlıyız. Yani 15 yılda bir artan şekilde 60'dan 75'e kadar yaşlıyız. 75'ten süper 90'a yaşlı. Kadar. Yok, 75-90 arası süper yaşlı. Süper 90, yaşlı diye bir şey var mı? Ben şaka. Senil diyoruz. Nedir? Senil. Senil. Okey, bilmiyordum. Ondan sonra 90'ın üzeri ise uzun yaşayanlar kategorisi oluyor. Uzun yaşayanlar. Evet. Ona daha böyle hoş bir isim koymuşlar. O senil falan değil de uzun yaşayanlar güzelmiş. Peki biz bu yaşlılık evresinden itibaren mi beyin ve omurilik sağlığımız için bir şeyler yapmalıyız? Yani 45 midir bunun yaşı? Yok. Aslında şimdi biz beyine baktığımızda hani bir kafatası, omurilik ve omurga sistemi olarak bakıyoruz. Bunların içerisinde ne var? Kafamızın içerisinde beyin, beyine giden damarlar, beyni saran zarlar ve omurilik bölgesindeki ve beyin bölgesindeki kemiklerimiz var. Şimdi bunların her birisinin kendisine göre ayrı problemleri ve dikkat edilmesi gerekli olan hususları var. Evet, burada yani ben bir kere yani bir şeye başlarken hani altın bir kural olarak şunu söyleyeyim kendi adıma. Birincisi herkesin bir hani beynini koruyabilmek için egzersiz yapması lazım. Bunu da biraz sonra gene Alzheimer, demans vesaire konularıyla ilgili konuşurken şey yaparız. Ama egzersiz, her gün 45 dakika egzersiz yapmak ve her gün yapamıyorsanız da 3 günde bir, işte 1,5 saat kadar bir egzersiz yapmak gibi şeyler çok önemli. Egzersizden kastımız yürüyüş olabilir, herhangi bir spor olabilir, böyle mi anlamalıyım? Evet, aynen öyle. Sadece yürüyüş de olabilir. Çünkü yaşlılık aslında kronik bir süreç olduğu için kronik inflamatuar bir süreç. İnflamatuar süreç dediğimiz zaman vücudumuzda bir şeyler değişiyor. Yani hasta olmuş gibi yavaş gizli bir hastalık süreci devam ediyormuş gibi bir durum meydana geliyor. Biz buna inflamasyon diyoruz. Türkçesi yangı ifadesi ile ama bir takım birikimler oluyor. Hücreler farklı hareket etmeye başlıyorlar. Ve bu sürecin sonucunda da işte kronik ve multisistem hastalıklar dediğimiz her tarafımızı etkileyen hastalıklar meydana geliyor. Beyinle ilgili bir bu egzersiz son derece önemli. İkincisi de egzersizle beraber şuna dikkat etmek lazım. Egzersiz yaparken insanlar ıkınıyorlar ve kendilerini yoruyorlar. Ağır egzersiz yapmaya çalışıyorlar. Ben bir beyin cerrahı olarak bütün bizi dinleyen herkese şunu öneririm. Kesinlikle hayatta kabız olmamaya çalışın. O da çok büyük bir sıkıntı beyin için. Aslında çok basit bir şeymiş gibi insanlar düşünüyor ama beyin için ciddi bir tehdit kabızlık.
Tabii kesinlikle çünkü karın içi basıncı arttığı zaman kafa içi basıncı artıyor. Hmm. Kafa içi basıncı son derece önemli. Kafa içi basıncının artmasıyla ilgili birçok hastalık meydana tabii geliyor. Tabii ki. O yüzden de dikkat et. Peki beyin, omurilik ve omurgamızda yaşlanırken görebileceğimiz problemler nelerdir? Şimdi aslında herkes biraz beyin hastalıklarından falan hani fikir sahibi ya da omurgayla ilgili ama yaşlanmayla birlikte dediğimizde başka bir bakış açısından bakıyoruz aslında. Neler görüyoruz en çok? Şimdi yaşlanırken herkesin korktuğu şey bir kere demans olmaktır. Demansı bir açalım. Nedir demans tam olarak? Şimdi demans altında aslında bir grup hastalık var. Böyle saymaya çalıştığınız zaman kitabi olarak yaklaşık 30 tane farklı hastalık sayabilirsiniz. Demansın altında. Evet, demansın altında. Ama bunların işte en çok bilinenleri genelde konuşma bozukluğu, hafıza bozukluğu, idrar kaçırmayla giden bir klinik durumdur yani. Hı hı. Şimdi peki bu klinik durum niye olur? Hani bu hastalık şey açısından hani kafa içi basıncıyla bunun ilgisi nedir? Beyin cerrahisiyle bunun ilgisi nedir? Onu ifade etmek lazım. Şöyle ki biz beyin cerrahisinde tedavi edilebilir hastalıklarla uğraşıyoruz. Tedavi edilemeyen hastalıklar gibi ya da ilaçla tedavi edilebilen hastalıklar çoğunlukla beyin cerrahisinin alanı değil. Biz alanı çünkü değil. Beyin cerrahisinde bir cerrah olarak elimize bıçak alıp bir şeyler yapmalıyız ya da bir cihaz takmalıyız. Bir müdahale yapmalıyız. Elimizle bir müdahale yaparak bir takım hastalıkları tedavi etmeye çalışıyoruz. Mesela hani demansın en çok sebeplerinden bir tanesi beyin cerrahisi açısından normal basınçlı hidrosefalidir. Yani kafa içerisindeki su miktarının aslında basınç aynı kalmasına rağmen beyin üzerine olan etkisinin artması nedeniyle beynin işlev göremez hale gelmesidir. Bu tedavi edilebilir bir durumdur. Biz ona bir ventriloperitoneal şant takıyoruz. Kafa içerisindeki basıncı azaltabilmek için ve o ıkınmayla olan, ağır kaldırmayla oluşan beynin üzerindeki o basıyı ortadan kaldırabilmek ve nötralize edebilmek ya da normalize edebilmek için bir iş ameliyat yapıyoruz. Ondan sonra bu konuyu en azından belli bir süre geciktirme baskılayabiliyorsunuz şeyine gidiyoruz. Ancak mesela Alzheimer hastalığı farklı bir şey. Onlarda esasen beyin damarlarıyla ilgili bir problem meydana geliyor. Ona amiloid hipotezi diyoruz. İşte beyin damarlarında endotel hücreleri var, bir takım hücreler var. O hücrelerde amiloid salgılanıyor. İşte onun bir takım prekürsör hücreleri var. Onlar yaşlanmayla beraber eğer yeteri kadar egzersiz yapmazsak ve tansiyonumuza dikkat etmezsek, vücudun diğer problemleri yani vücudun diğer organ ve sistemlerinin yeteri kadar düzgün çalışmasını sağlamazsak ve vücudumuzdaki oksidasyon mekanizmasını bir düzeltmeye gitmezsek. Ne oksidasyon mekanizmasını düzeltmekten ne anlayalım? Buradaki konu şu, yani antioksidanlar var. Antioksidanlara biraz ileri yaşlarda hani dikkat edip daha yönelmemiz lazım. Bu yani bunun da maksadı şu aslında. Vücudumuz çalışırken yıllar boyunca bir takım çöpler üretiyor. Her gün çalışan hücreler çöp üretiyorlar. Tabii. Bu çöplerin vücudumuzdan uzaklaştırılması lazım. Bu çöpleri eğer vücudumuzdan yeteri kadar uzaklaştıramazsak onlar çalışmasını bozuyor. Sistemin çalışmasını bozuyor. Mesela bu sistem beyinde amiloid şeyleri oluşturuluyor. Amiloidler de eğer antioksidanlar tarafından kırılıp temizlenmezse o zaman birikime yol açıyor. O birikim de beynin beynin hücrelerinin yapısını bozuyor. Hücrelerin içi boşalıyor. Hücrelerin içi boşalınca o hücrelerin içerisindeki iskelet bozuluyor. Böylece de bir Alzheimer oluyorsunuz. Biz onu tedavi edemiyoruz mesela. Edilemiyor değil mi Alzheimer? Ama biz neyi tedavi ediyoruz? Biz basınçla ilgili problem varsa, kafa içi basıncıyla ilgili bir problem varsa, beynin su dengesinde bozulma olmuş ise o zaman beynin çalışması su miktarının artmasına bağlı ya da beynin çalışması suyun basıncının etrafı olan etkisinin artmasına bağlı olduysa
O zaman onları tedavi edebiliyoruz. Edebiliyorsunuz. Mesela yine yaşlandığımız zaman hani kafa travması geçiriyoruz. Beynimizi yani bir yere çarpıyoruz. Bir yere vuruyoruz. Bir yerlere çarptığımız zaman ister istemez beyin kanamaları meydana geliyor. Ufak tefek kanamalar meydana geliyor. Ufak tefek kanamalar, çok küçük kanamaları belki fark etmiyoruz biz. Bile. Tabii. Birçok küçük kanamalar fark edilmiyor. Hmm. Onlar vücut tarafından temizleniyor. Hmm. Ama 65 yaş üstünde ciddi kanama olursa o zaman beyinle beyin zarı arasında ya da beyin zarıyla kemik arasında çeşitli kan birikimleri oluyor. Özellikle beyin üzerinde hemosiderin birikimi dediğimiz o kanın içerisindeki demirin çıkması, temizlendikten sonra beyinde onu götüren bir mekanizma da yok. Demir beynin üzerinde kalıyor ve çeşitli hastalıklara neden oluyor. Omuriliğimizde çeşitli hastalıklara neden oluyor. Bunlar biz hiç farkında olmadan bile olabiliyor. Çeşitli biçimde ileri dönemde bizi yavaş yavaş geriye götürüyor. Geriye götürüyor. Peki bunlar sadece yaşlanmak ve yaşamakla alakalı hastalıklar mı? Yoksa mesela şöyle diyebilir miyiz? İşte ailesinde beyinle ilgili, omurilikle ilgili rahatsızlık olanlar risk grubunda mıdır? Yani onlar daha mı yatkındır? Bunda da böyle bir genetik geçiş var mı? Ya şöyle, bazı beyin tümörleri için hani bunu söyleyeyim. Bazı nadir beyin tümörü cinslerinde ailevi geçiş olduğu düşünülüyor. Nadir olanlarda. Mesela nörofibromatozis dediğimiz bir hastalık var. Nörofibromatozis hastalığında çeşitli beynin yerlerinde, omurilikte, omurga bölgesinde çeşitli tümörler meydana geliyor. Bunlar tabii öncelikli olarak daha erken yaşlarda görülüyor. Tedavi. Fakat hani biz burada neye bakıyoruz? Ailesinde herhangi bir problem olmadan kişinin kendisi yaşlanırken nelerle karşılaşabilir? Yani sizde hiçbir şey yok. Evet. Ama neye dikkat edeceksiniz? Evet. Neye bakmalıyız? Evet, çok önemli. Şimdi neye edeceğiz peki? Bir kere hani beyin tümörlerine bakalım. Buradan hani beynin kendisi dedik ya. Yani bu sıralama yaparken bir beynin basınç probleminden bahsettik. Beynin kendi yapısıyla ilgili. Mesela beyin tümörü olur insanda. Peki bu beyin tümörü ne zaman olur? Nasıl olur? Yani istatistiksel olarak hani şöyle baktığımızda kötü huylu beyin tümörleri genelde 45 yaşında başlıyor. 45. Tabii. Yaşlanma olarak kabul. 45-55 yaş arası kötü huylu beyin tümörünün böyle pik yaptığı bir dönemdir. Tamam mı? Ondan sonra en kötüsü işte 62 yaş civarı bazıları pik yapar. 60 yaşın üstünde ölüp de otopsi yapılan insanlar içerisine bakıldığı zaman %3 iyi huylu menenjiyom dediğimiz beyin tümörü görülüyor. Demek ki yani şöyle bakalım. %3 hani bu iyi huylu beyin tümörü görülüyor. Bu beyin tümörlerinin iyi huylu menenjiyomların 3'te 2'si kadınlarda, 3'te 1'i erkeklerde görülüyor. Aha. Yani kadınlarda daha çok görülüyor ve şimdi hani böyle baktığımızda bu tümörlerin belli bir yaş grubunda hani sizden önce ailenizde kimse de yok. Olmasa da gerek de yok. Olmasına yani. Gerek de yok ve sizde olacak mı olmayacak mı diye baktığımızda benim önerim şu insanlara. 50 yaşına geldiniz mi? Beyninizde bir şey var mı? Bir tümör var mı? Bir yerde başlayan bir şey var mı? Siz diyorsunuz şey ki yani 45 yaşından sonra bir tetkik yaptırmakta fayda var. Tabii. Yani bu beyinle ilgili konu şöyle. Şimdi bir belirti verebilmesi için tümörün ya da herhangi bir beyin lezyonunun belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Çünkü beyin sünger gibi üstüne bir süre basılıncaya kadar basılıyor. Herhangi bir sorun çıkartmıyor. Dayanabildiği kadar dayanıyor. Hiçbir şekilde sorun vermiyor. Artık dayanamadığı yerde sizi orada bırakıveriyor. Yani aslında çok meşakkatle uğraşıyor bizimle ama sonrasında da hemen feshediyor değil mi? Tabii o kırılma noktasına gelinceye kadar siz hiçbir şekilde bir şeyin farkına varamıyorsunuz. Onun için farkındalığınızı sağlayabilmek için bir yaş belirlemek lazım. Belli bir dönem belirlemek lazım. Bence hani bunu 50 yaş, 60 yaş, 70 yaş diye bu işte bir yıl öncesi, bir yıl sonrası insanın iş durumuna göre olabilir. Bir her 10 yılda taramaktan, bir taramadan geçirmek lazım. Peki nasıl bir tarama? Görüntüleme yöntemleri mi?
Tabii şöyle, biz beyin tümörlerini nasıl anlıyoruz? İşte beyin MR'la anlıyoruz. Ondan sonra omurilikle ilgili problemleri gene MR ve tomografiyle anlıyoruz. Hani beyinle ilgili eğer insanın hani kendisiyle ilgili bir şeysi varsa bununla ilgili işte ilgili doktorlara gitmesi ve bir inceleme yapılmasında bence fayda vardır. Fayda var. Çünkü bir yerlerde bir şey başlıyor olabilir. Başlıyor olabilir. Şimdi kısa bir aramız var, sonra tekrar buradayız. Lazzoni Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Lazzoni Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Belli bir yaştan sonra, yani 45'ten sonra, belki 10 yılda bir işte ya da 50'den sonra mutlaka tetkik yapılması gerek diyoruz beyinde. Peki başka tedbir var mı alabileceğimiz, buna dikkat edecek? Şimdi hani yeme içme usulüyle bakacak olursak, hani beyin için yine söyleyeyim. Hani antioksidan yiyecekleri ihmal etmemek gerekir. Bunda da yine ben toplumda bazı insanlar, mesela meyveye karşı olan insanlar olduğunu görüyorum, tamam mı? Tüketemiyorum. Oysa meyveler, özellikle üzüm ve üzüm çekirdeği ve işte mevsim meyveleri antioksidandır. Bunlar beyin üzerine ciddi koruyucu etkisi olan yiyeceklerdir. Hani çok aşırıya gitmemek suretiyle de yine bunları tüketmekte fayda vardır. Egzersiz dedik zaten. Egzersiz yapacağız. Kabız olmayacağız. Ondan sonra bir de B, C ve D vitaminlerine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü B vitamini gene sinir sistemi üzerine koruyucu. D vitamininin de aynı şekilde sinir sistemi üzerine çok olumlu etkileri var. Ve bir sonraki aşamasına baktığımız zaman yaşlanmanın kemik yaşlanması oluyor. Esasen hani beyinden gidip aşağıya doğru indiğimizde, omurilik bölgesine doğru indiğimizde insanın omurilik sistemi, omurilik sistemi nerede sıkıntılar başlıyor? Omurgada sıkıntılar başlıyor. Omurga daralmasından falan bahsediliyor galiba. Bu yine yaşlı olan bir şey midir? Tabii şöyle, tam da omurga daralması yaşlılık hastalığı. Yaşlılık hastalığı. Tabii yani gençlerde omurga daralmasının olması diye bir şey söz konusu olmaz. Gençlerde ne olabilir? Fıtık olabilir. Fıtık. İşte boyun fıtığı olabilir, bel fıtığı olabilir. Ama yaşlandığı zaman omurga daralır. Omurgadaki kanal daralması yaşlanmanın doğal bir süreci midir? Bunu engellemenin yöntemleri var mıdır? Şimdi bunu engellemek için gene egzersiz hani önermek zorundayız. Ama bu doğal bir süreçtir. Yani yaşlandıkça omurgamız daralıyor ne yazık ki. Bunun da sebebi kemik yapıların yer çekimine karşı koyabilmek için daha kalınlaşması. Yani şimdi şöyle, biz büyüme hormonu salgılıyoruz ya, çocukken büyüme hormonu salgılıyoruz. Büyüme hormonu belli bir yaşa kadar bizi büyütüyor. Boyumuzu uzatıyor, işte kemiklerimizi belli bir şeye getiriyor. Longitudinal bir uzunlamasına bir uzuyoruz. Ancak büyüme hormonu biz yetişkin haline geldiğimizden sonra da salgılanmaya devam ediyor. Tabii ki. Bu salgılanma da birikmiş bir etki yapıyor. Yıllar içerisinde yine büyümeye devam ediyoruz böylece. Mesela yaşlara baktığınız zaman ileri yaşta ne oluyor? Burunu büyüyor, kulakları büyüyor, alnı büyüyor. O büyüme hormonu mu? Büyüyoruz yani. Aksiyel olarak büyümeye başlıyoruz. Bu sefer büyüme yolları tıkandığı için bizi daha farklılaştırmaya başlıyor. Şimdi bu büyüme nedeniyle de şimdi omurga bölgemizde birçok kanallar var. O kanallar da kemik kanallar. Kemik kanallarda da küçük küçük kanallar, işlerinde de sinirler geçiyor. Şimdi kanalın duvarlarını oluşturan kemiklerde büyüme olunca kanallar daralıyor. Tabii. Böyle olunca da buna biz işte dar kanal diyoruz. Ve dar kanal hastalığı da insanda çok ağır etkileri olan bir şey. Ne gibi etkileri var? Nasıl anlayabilir bir insan omurgasında dar kanal rahatsızlığı olduğunu? Şimdi dar kanal rahatsızlığı çeşitli ağrıyla gidebilir. Mesela boynumuzda eğer dar kanalımız varsa omuzlarımızda ağrı, kollarımızda ağrı olabilir. Sanki bir boyun fıtığıymış gibi kendini gösterebilir. Belimizde varsa kalça ağrısı, bacak ağrısı ve yürüme problemleri olarak kendini gösterebilir. Ancak esasen dar kanalda, eğer boynumuzda dar kanal varsa insan paytak paytak yürür. Hani yürürken şöyle düzgün düzgün yürüyebiliyoruz ya. Evet.
Evet. Eğer omurganızda bir boynunuzda dar kanal varsa sanki buzlu bir zeminde, kışın buzlu bir zeminde yürüyormuş gibi paytak paytak yürümeye başlarsınız. Bu bayağı bir şey aslında, gösterge olabilir ekran başındaki izleyicilerimiz için de, değil mi? Tabii. Yani yürüyüşte şöyle yürümeye başlar. İnsan çünkü düşecekmiş gibi olur. Çünkü dizlerinden gelen, biz ona proprioception algısı diyoruz. Uzayda üç boyutlu olarak nerede olduğumuzu bize bildiren milyonlarca reseptör var bacaklarımızda, evet, vesaire. Bunlar bizi üç boyutlu olarak algımızı sağlıyor. Evet. Bunlar beyine doğru giderken sıkışan omurilik nedeniyle faaliyet gösteremez hale geliyorlar. Hı-hı. Onlar faaliyet gösteremediği için de zemini sağlam hissedemiyoruz. Üç boyutlu kayganmış olarak, gibi hissediyor. Kayganmış gibi geliyor bize zemin. Hı-hı. Onun için hani boyunda böyle oluyor. Belde eğer dar kanal olursa bu sefer yürüme mesafesi kısalıyor insana gittikçe. Mesela buradan çıktınız, ben diyorsunuz 10 kilometre yürürüm. Gittikçe 10 kilometre oluyor, 5 kilometre, 1 kilometre gidiyor, 100 metreye düşüyor. Artık evden çıkamıyorsunuz. Hı-hı. Yani 100 metreye geldiği zaman zaten insanlar şiddetli bir bel ağrısı oluyor, gözü kesmiyor, alışverişe gidemiyor, pazara gidemiyor. Peki omuz boyun daralmasına da yine ağrıyla mı eşlik eder? Evet, bunlar ağrıyla beraber gelen şeyler ama boyunda çoğunlukla ağrı olmadan da işte dar kanal olabiliyor. Bu da miyeloma lezi dediğimiz ciddi bir rahatsızlığa neden oluyor. Eğer zamanında tanı konup tedavi edilmezse boyundan aşağısının artık düzelemez bir biçimde rahatsızlanmasına neden oluyor. Çünkü omuriliğin kendisi çok hassas. Şimdi beyin ve omurilik kesinlikle üstüne basılmaya tahammülü olmayan şey. Tabii ki. Onun için beynimizin etrafında sert bir kemik tabakası var. Yani kafatası, evet. Yani ve omuriliğimizin etrafında da omurga sert bir biçimde kemik tabakası halinde duruyor. Herhangi bir şekilde basıya müdahaleye maruz kalmaması gerekiyor. Dar kanal dediğimizde, dar kanal doğal olarak bu sefer kendisi zaman içerisinde omuriliğe basıyor. O yüzden de ona dikkat etmek lazım. Peki beyin tümörleriyle yaşın bir ilişkisi var dediniz. Aslında 45 yaşından sonra görülüyor. Tanı ve tedavisinde nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle, beyin tümörleri olduğu zaman hani tümörün yeri bizim için son derece önemli. Mesela yine hipofiz adenomları. Hipofiz adenomları gözümüzün hemen arka tarafında kafa tabanına yerleşmiş olan bir adenom cinsi, bir tümör cinsi. Ve insanların da %10-15 arasında öldükleri zaman %10-15 civarı şey var. Bazı serilere göre %18-19 diyen var. Ama ortalama şöyle bir şey olsak. Evet, yani %12'sinde, yani şurada biz 100 kişi olsak 12'si kesinlikle bir şekilde kafasında hipofiz adenomu bulunduruyor demektir yani. Yani o kadar yaygın bir tümör şekli bu. Tabii. Yani beyin tümörleri öyle az görülen şeyler değil. Bunların bir kısmı işte yaşlanınca ve ölünceye kadar gidiyor. Bir şekilde öldüğünüz zaman eğer otopsi yapılırsa anlaşılıyor. Hiç farkında olmadan onunla beraber ölüp gidebiliyorsunuz. Esas yani bizim için korkutucu olan beyin tümörleri ne? İşte onlar kötü huylu beyin tümörleri. O glioblastomlar, hani söyledim ya, 45 yaşında birden başlayan tümörler diyor. Onlar korkutucu olanlar. Şimdi bunların her birisinin yerine göre biz ameliyat yapıyoruz. Mesela işte burnun arkasında hipofiz adenomuysa burundan girip ameliyat yapıyoruz. Eğer kafatasının diyelim konvekste bölgesindeyse bulunduğu yere göre ameliyat yapıyoruz. Oradan. Eğer beyin sapına yakın bir yerdeyse kulak arkasından girip ameliyat yapabiliyoruz. Bunlar hep bulundukları yere göre farklı farklı bulgular verirler. Mesela, ve ona göre de operasyon yöntemi belirleniyor anladığım kadarıyla. Tabii mesela işte gözün arasındaysa görme kaybı yapar. Yani körlük yapar, etrafı göremezsiniz. Burada yani tümörün cinsine göre, bulunduğu yere göre farklı bulgular gösterir. Mesela motor bölgede bir tümörünüz varsa, motor bölge dediğimiz beynimizdeki bazı hücrelerin işte kol ve bacaklarımızı hareket etmesiyle, hareket ettirmesiyle yani aslında bizi yöneten diyebiliriz. Evet, yani kol, mesela kolunuzu kaldırmak istiyorsunuz. Ona emir veren hücre
Sol tarafta sol motor kortekste. Hı hı. Şimdi o hücrelerde bir problem olursa ya da oraya yakın bir tümör olur, onlara basarsa o zaman kolunuzu hareket ettiremiyorsunuz. Hı hı. Konuşma merkezine basan bir tümör olursa konuşamıyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. Anlama merkezine basan bir tümör olursa anlayamıyorsunuz. Biz de onlara göre işte bazen oluyor ki hastayı uyanık ameliyat ediyoruz. Hmm. Bazen oluyor... Tepkilerini almak için mi uyanık ameliyat ediyoruz? Evet tabii. Şimdi mesela konuşma merkezinde bir problem varsa bunu nasıl anlayacaksın? Hasta uyuttuğun zaman hastanın konuşup konuşamadığını bilemezsin. Anlayamazsın. Bir daha açmak gerekir belki, Allah korusun. Yani Allah korusun hasta bir ameliyattan çıkar ve bir daha hiç konuşamıyor olur. Hı-hı. Onu anlayabilmek için konuşma merkezinin üzerinde eğer bir işlem yapacaksak uyanık ameliyat ediyoruz yani. Yani o yapacağımız ameliyatta oluşabilecek olan komplikasyonlara ve oluşabilecek problemlere dikkat etmek suretiyle ameliyatlarımızı planlıyoruz. Planlıyorsunuz. Peki hocam, doğru yaş almak adına buraya sizin gibi bir sürü birbirinden kıymetli hekimimiz geliyor. Doğru yaş almak adına siz bir beyin ve sinir cerrahisi olarak, uzmanı olarak neler önerirsiniz? Ne yapacağız yani? Bu altın kuralları tekrar hani sayacak olursak. Egzersiz. Kabız olmamak. Antioksidanları kullanmak. Bir diğer şey de ağır spor yapmamak önemli. Ağır spor yapınca kafa içi basınç dengesi bozuluyor. Kafa travmalarına mümkün olduğu kadar maruz kalmamak. Yani orada da hani şunu söyleyeyim, kafa travmalarına maruz kaldığımız zaman oluşan beyin kanamalarından dolayı beyin zarları ile ilgili problem oluyor. Bunlar da trigeminal nevraji, oksipital nevraji gibi şiddetli baş ağrılarına neden oluyor. Bir diğeri de ağır metallere maruz kalmamak lazım. Ağır metaller mesela kuzey denizlerinin dibindeki bazı balıklar var. Bu balık cinslerinde, deniz diplerindeki balık cinslerinde metal biriktiren şeyler oluyor. Çünkü bunlar deniz dibi balıkları. Deniz dibi balıklarını çok fazla tükettiğiniz zaman... Sıkıntı. Tabii... ağır metalle maruz kalıyorsunuz. Ağır metaller de beyinde birikiyor. Peki başka nerede ağır metallerden kaçınacağız? Ya bakın şöyle söyleyeyim. Son olarak yakın dönemde hani bu bir moda olarak da gördüm. Bir önemli birisiyle bir yemek yerken ben dedi koronadan kendimi koruyorum. Nasıl koruyorsunuz dedim. Ağır metal içeren bazı solüsyonları yani normalde vücuda sürmek için yapılan, enfeksiyon olduğu zaman vücuda sürmek için yapılan o solüsyonları günlük içiyormuş. Eyvahlar olsun. Damla olarak bunlar da hakikaten yani insanlar böyle şeyleri işte ne bileyim altındır. Kulaktan dolma tabii ki bunlar. Altın, gümüş bu tür şeyleri içerek kendilerini enfeksiyonlardan koruyabileceklerini zannediyorlar. Oysa mesela gümüş... geçmişte insanlarda çok kullanılmış ve bir takım ilaçların içerisinde koruyucu olarak çok kullanılmış. Ondan sonra gümüş zehirlenmesi olması yaşandığı nedeniyle artık tıptaki bu şeylerden çıkartılmış durumda. Yani kullandığımız tıbbi ilaçlardan ve tıbbi tedavilerden çıkarıldı. O şekilde. Siz durup dururken içmeyin böyle bir şey. Peki nereden bunlar geliyor insanlara? Kulaktan dolma mı? Var böyle ya, internette çok bilgi kirliliği var, çok fazla hani bunların ticareti yapılıyor, bunlar satılıyor, bunlar Sağlık Bakanlığı onaylı tarzı değil yani, bir şekilde insanlar bunları satıyor ve bunları da bir şekilde alıyorlar, kullanıyorlar yani ve bunlar beyinde bazal ganglionlarda birikiyor, bazal ganglion hasarlanmasına neden oluyorlar. Bazal ganglionlar da çok beyinde önemli faaliyet gösteren otomatik faaliyet noktaları. Yani hocam aslında bugün bize, ben de mesela böyle olduğunu bilmiyordum durumun, beynimiz ve omuriliğimizin de yaşlanırken aslında belli bir yaştan sonra düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söylediniz. Çoğu insan herhalde bunu bilmiyor değil mi? Hani herkes bir işte kalp hastalığı olan kalp muayenesine gider mutlaka, işte tansiyonu olan baktırır ama beynimize falan herhalde hiç baktırmıyoruz değil mi düzenli? Tabii yani bunu yaşlanmanın bir sonucu. Kabul edilebilir bir şey,
düzeltilebilir bir şey değil ya da geciktirilebilir bir şey değil diye kabul ettikleri için insanlar hiçbir şekilde herhangi bir hani doktora gitmiyorlar. Gitmeye gerek görmüyorlar. Gerek aslında görmüyorlar. Yaşandığım için böyle hastalıklar yaşıyorum diyorlar. Halbuki önlenebilir şeyler. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte burada sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Lazzoni Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sundu.